olan, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kendimize ve çevremizdeki insanlara şöyle uzaktan bir bakalım. Herkes bir şeyler hazırlamakta. Acaba neler hazırlıyoruz biliyor musunuz? Neler hazırladığımızı ne zaman anlayacağız? Bunun cevabı mucize Kur'an'ımızda. Bakınız ne diyor Rabbimiz? Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Rabbimizden ebedi hayatta pişman olmayacağımız şeyler hazırlamak için bizlere irade gücü vermesini dileriz. Program konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu programımızda biraz evvel ilk necmini okumuş olduğumuz Tekvir Suresinin açılımını yapacağız Sayın Hakkı Yılmaz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bundan evvelki surelerde bildiğiniz gibi Resulullah'ın topluma tebliğe başladığını, topluma tebliğ yaparken ilk defa bizim Fatiha suresi diye bildiğimiz 7 ayeti Safa tepesinde deklare ettiğini, bu deklare edişten sonra da toplumun tepkilerini ve peygambere hakarete vardıran tacizler vesaire yapıldığını anlatmıştık. Evet. Cenab-ı Hak Resulullah'ı motive etmek, moralini bozmamak açısından ve peygambere saldıranların, bugüne göre de dine, imana, Kur'an anlatanlara saldıranların çabalarının boşa gideceğini bildirmesi ve onlara bir tehdit olmak üzere bundan evvel Tebbet suresini takdim evet. etmiş idik. Evet. Bildiğiniz gibi Resulullah'a görev verildiği zaman ya eyyühel müddessir, ey göreve hazırlanmış kişi, üniformasını giymiş kişi, kum fe enzir denmişti. Kalk uyar denmişti. Burada uyarı, inzar görevini hepimiz birinci planda dikkate alacağız. İnzar görevinin uyarı anlamında olduğunu, uyarmak anlamında olduğunu, uyarmanın da iki yollu olduğunu daha önce açıklamıştık. Ben kısaca evet. değineyim. Birisi bilgilendirerek bir insanı uyarmak vardır. Bir de
korkutarak uyarmak vardır. Şimdi Cenab-ı Hak burada sizin de mealini takdim etmiş olduğunuz Tekvir Suresinin ilk bölümünde hem bilgi hem de korku içeren bir ifadeyi birden kullanmak suretiyle insanları uyardı. İkisi de var. Evet. Hem bilgi, hem bu bölümünde hem bilgi var, hem de uyarı var. Yani korkuyla uyarı var. Hem bilgiyle uyarı, hem de korkuyla uyarı var. Öyleyse bu açıdan bu sureyi çok çok iyi dikkat edeceğiz. İyi anlayacağız. Bir de bunu daha önce Kur'an'ı tanıtırken Kur'an'ın sure sözcüğünü, sure ne demek? Sur. Açıklamıştık. Sure duvar demek. Duvar. Şimdi Kur'an suresi dediğimiz zaman Kur'an'da araları duvarla örülmüş parçalar anlamındadır. İnişinde de böyledir. Kur'an'ın sure dediği de böyledir ama bizim elimizde mesela şimdi Tekvir suresi diyoruz ama bu Kur'an'ı tanımla artık iki tane sureden oluşuyor aslında. Biz bunu klasik anlayıştaki bir Tekvir suresi deyip tek sure gibi görüyoruz. Fakat değerlendirmede, anlamada bunları ayırt etmeliyiz. Kur'an'ı iyi anlamamız için necimleri ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak ele almalıyız. Neden diyecek olursan, şimdi mesela birinci necim diyelim ki bugün inmiş olduğunu varsayacak olursak arkasındaki buna bağlı olan grup bizim aynı surede gördüğümüz şey belki 15 gün sonra, belki 20 gün sonra başka şartlar da inmişti. Evet. O şartlar çerçevesinde onu anlayacağız. İkisini beraber bütün olarak ele alacak olursak anlayamayız. Neden bunun arkasında bu var, neden buradan oraya geçildi falan filan gibicesine kafa karışıklığına neden olur. Bunu da dikkat ederek buna bağlayalım. Şimdi surenin ilk pasajı diyelim veyahut da ilk necmi diyelim bizim tespitlerimize göre bildiğiniz gibi 14 tane ayetten oluşuyor. Şimdi bu ayetteki oluşan şeyleri siz meali takdim etmiştiniz ve güzel de takdim ettiniz. Tamam. Şimdi o 14 ayeti siz bir daha tekrar edin şimdi. Evet. Yani burada meal olarak takdim olur edin. Olur efendim. Güneş katlanıp dürüldüğünde, evet, yıldızlar bulandığında, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, evet, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Bir şeyi atladım ama dağlar yürütülmesini kusura bakmayın. Evet, tamam, fark etmez. Evet. Yani güzel. Yani şimdi biz bunu zaten tek tek şey yapacağız. Sağ olun. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi ayetin orijinalinde İze şemsü küvüret. Küvüret. Güneş köreltildiği zaman, şimdi körelme, kevir ve bu tekvir babından küvüre denir. Kevir sözcüğü Farsça'ya kör olarak kevir çekti. Evet. Bildiğiniz Türkçemizdeki kullandığımız kör kelimesi var ya. Kör oradan geliyor. O kör kelimesi bu kelimedir yani. Buradan gelir yani. Biz bunu yani izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından bildiğiniz zaman köreltildiği zaman. Evet. Işını kaybedecek. Bu körelme şimdi orijinalinde şimdi içe doğru dürülme. İçe doğru. Şimdi şöyle bir şeyi düşünelim şimdi. Gül goncasını düşünelim. Bunun böyle böyle hani içe doğru
bükülüp yok olma derecesine doğru yani bunu. Ama biz güneşi, bunu Türkçemize de geçtiği gibi, hani artık ışık vermez oldu. Evet. Yani orijinalitesini yitirdi. Böyle bir şey olduğu zaman. Şimdi herkes şu anda güneşten memnun. Tabii. Hayatımız ona bağlı. Öyle. Dünyamız onun gücüyle hayatta duruyor, onun gücüyle dönüyor vesaire falan. Şimdi güneşin dünya üzerindeki etkisini şey yapıyor. Uyarı ya. Şimdi Cenab-ı Hak burada bu olayları sayacak ve bir başka noktaya getirecek. Ve arkadan yıldızlar bulandığında, şimdi güneş körelince yıldızlar da bulanır artık. Kendi özelliklerini yitince, zaten yıldız dediğimiz şeyler de ayrı bir güneş. Tabii, uzaklarda. Çok uzakta. Değil mi? Tabii ki. Evet. Ama artık bulandı, fark edilmez oldu. He. Bu ne demek? O da aynı güneş gibi, o diğer yıldızlar da köreliyor. Artık bulanıyor. Yani buzlu camın arkasında gibi gözükmez hale geliyor. Evet, vesaire. O da kendi özelliklerini yitirmiş oluyor. Şimdi burada bir şeydi, burada ben hatırlatayım. Dün akşam bir dost meclisinde birisi bir şey sormuştu. Kıyamet koptuğu zaman sadece dünyaya mı kopacak? Hmm. Evrendeki diğer varlıkların da aynı anda kıyameti olacak mı? Güzel bir soru. Diye bir sorusu vardı. Ben de bu ayeti örnek vermiştim. Hmm. Yani Cenab-ı Hak burada ve insan nücumun kederat dediğine göre, burada dünya güneş arasında güneş sistemi değil, diğer yıldız sistemlerinde de aynı çöküşün, aynı yok oluşun, aynı değişimin olacağını bu evet. ayetle ona cevap vermiştim. Evet. Şimdi burada bize uyarı geliyor şimdi, ama ne uyarısı, daha onu daha biraz sonra son cümleye şey yapacağız, cevap cümlesine. Bir de burada Cenab-ı Hak'ın burada ve izel cibali suyret, dağlarda yürütüldüğü zaman yürütülüyor, evet. Şimdi dağların yürütülmesi noktası Kur'an'da ileri dönük çok ayetlerde göreceğiz. Evet, başka yerlerde. Hepsinin var. Bulutlar gibi yürütüldüğünü, hepsinin toz duman olduğunu, bu dağların da hani bir başka ayette yani hallacın attığı pamuk gibi, evet, böyle pamuk şey yapıldı vesaire şeylerini, hep bu özelliklerini yani evet. düzenli bozup dediğim gibi katı kayaların, mermerlerin evet. bile havalarda pamuklaştığını, pamuk böyle uçacaklar. Olduğunu hani evet. şey yapalım onları da ve bunun arkasında dağlar yürütüldükten sonra çok orijinal bir ifade var. Bunu tabi biz meal olarak sunuyoruz. Çeviri olarak sunmuyoruz. Bunu da değerli izleyicilerimiz iyi bilmeliler. Evet. Yani bu noktaya da biz meal olarak veriyoruz. Şimdi orada ve izel ışarı uttılat. Hmm. Işar sözcüğü. Işar. 10 aylık gebe deve demek. Hmm. Çoğul olarak da gebe, yani 10 aylık gebe develer demek. Onlar atıllaştığı zaman, atıl tatil sözcüğü falan işe yaramaz. Yani artık atıl oldu, çaptan düştü, tamam mı? Evet. İş görmez oldu vesaire noktaları var ya, onlar değer verilmez olduğu zaman. Şimdi burada yine Kur'an'ı anlama noktasında şunu değerli izleyicilerimize fark ettirtirelim. Kur'an bir tarım toplumuna geldi. Tabii. Kur'an'ın inişinde Kur'an'ın muhataplarını da iyi dikkate alacağız. Tarım toplumu ziraattan geçiniyor, hayvancılıkla geçiniyor. Öyle tabii. Kur'an indiği dönemde o günkü muhatapların en iyi gelir kaynakları, en iyi varlık göstergeleri develerdir. Ama en değerli deve hangi deve? 10 aylık gebe deve. Demek o doğurma safhasında mı oluyor o zaman? Tabii doğurma safhasında, onun yavrusu garantiye binmiş. Evet. Sütü olacak. Doğru. Ve dediğim gibi ona yani o günkü devecilikten, deve tarımından geçinen kesime en fazla gelir getiren hayvan evet. o, gelir kaynağı o. Öyleyse
bugüne bunu güncelleyecek olursak, bugün şöyle diyelim ki, en zengin adamın en iyi fabrikaları mesela, atıl duruma geldiği zaman. Kimse bakmayacak yüzüne. Artık yüzüne bakmayacak. Vay be. Benim şurada şöyle bir fabrikam vardı. Evet. Yani bir otomobil fabrikası mesela, düşünün, dayanıklı tüketim malzemesi fabrikasını hep düşünün. Gelir getiriyor. Veyahut da rantiyecilerin büyük AVM'leri, büyük hani icarlar, karlar getirdiğini düşünün. Evet. Hanları düşün, hamamları düşünün. Yani bu tip adamların, yani kendi malına, mülküne güvenen, hani Ebu Cehil vardı ya, evet, Ebu Leheb vardı ya, aynı onun gibi. Aynı o malına, mülküne güvenen adamların güvendikleri en değerli mallar atıllaştığı zaman. Evet. Yani yüzüne bakılmaz hale geldiği zaman. Şurada devam var, burada bu devam var. Herkes bu ne demek? Can korkusuna, can haline düşmüş, onu dikkate almıyor. Evet. Öyle bir ortam geldiği zaman, çok şimdi korkunç oluşları tabii Cenab-ı Hak sıralıyor. Evet. Sonra yine ve izel vuhuşu huşirat. Bak bu da çok önemli. Vahşi hayvanlar var ya. Tabii, aslan gibi. Onlar toplandığı zaman. He. Bak. Onlar bile. Vahşi hayvanlar da vahşiler. Vahşi hayvanlar dediğim gibi toplanmışlar. Vahşi hayvanlar, şimdi aslan, kurt, tilki, çakal, hepsini bir araya getirip gelse, bir sürü yapabilir misin? İmkansız, herkes şeyle gözler. Ha, tabii, kendi tabii fıtratını yapar değil tabii mi? Doğru. Yani kuzuyu bir aslanlarla yani kaplanları aynı sürüde, tilki, çakalı vesaire bütün vahşi hayvanları bir şey getirdiğin zaman, bir arada topladığın zaman, böyle toplandığı zaman diyor Cenab-ı Hak. Bunların normal olarak fıtratan mümkün değil normal şartlarda. Özelliğini kaybediyor. Aslan aslanların arasında, kurtlar kurttan, kaplan kaplan arasında sürü bireysel yaşarlar. Hatta onların cemaat şeyler yoktu. Ama evet, bunları hep bir araya geldiğini düşüneceksin. Bu neyi ifade eder? Bunlar da kıyametin dehşetinden. Çin'den. Yani evet, öyle bir şey ki bunlar da kendi özelliklerini yitirmişler. Aslanın aslanlığı kalmamış, kaplanın kaplanlığı kalmamış, çakalın çakallığı kalmamış, tilkinin tilkiliği kalmamış, kurdun kurtluğu hepsi kalmamış. Bir arada duruyor. Hepsi koyun gibi toplanmışlar o dehşetten. Ne bu dehşetin ifadesi ne bu. Bir dehşet, evet, evet. Bu dehşeti anlatıyor. Evet. Şimdi yine devam ediyor burada Cenab-ı Hak ve Veysel Buhari ve denizlerde denizler kaynatıldığı zaman. Ha. Yani. Şimdi denizlerin kaynaması nasıl olur? Ha, bak yer küremizin içerisine magma tabakası var. Bu demek ki patlayacak. Bu patlayacak. Çatlaklar şeyler evet olacak. Denizler bildiğin kaynamaya onun başlayacak. Hararetiyle patlayacak. Tamam mı? Kaynayacak. Evet. Denizler de kaynatılacak. Evet. Böyle bir ortam. Evet. Artık dünyanın şeyleri devam ediyor ve insanlar eşleştirildiği zaman. Grup grup. Şimdi burada insanlar eşleştirildiği zaman diyor. Ve nüfus, zübicet. Zevç, zevcelenme, eşleşme demek böyle. Şimdi bu ne anlama gelir? Biz evet, tabii mealde dedik ki insanlar inanç ve amellerine göre evet gruplandığında. Evet. Şimdi biz bunu derken orijinali hani eşleştirildiği zaman diyor nefisler, benlikler eşleştirildiği zaman bu ne anlama gelir? Şimdi biz bunu Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde evet tahlil ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Vaka suresinde. He, Vaka. Evet. Şimdi 7. ayette göre buradaki eşleştirme sağcılar, solcular ve öncüler şeklinde evet idi. Evet. Cenab-ı Hak orada da insanları böyle bir gruplayıp bu şekilde eşleştiğini, sağcıları, solcuları ve öncüleri hepsini bir araya getirmiş, grup grup yapmış. Evet. Şimdi hani şeyde burada tekrar üstüne basayım, daha önce bir eleştiri aldık. Bu sağcılık, solculuk şeyinde Kur'an'ın tabirindeki sağcılık, solculuk
şeyle ilgili değil. Yani siyasi, bugünkü şey siyasetteki değil. Sağ sol, anlamını ekonomideki değil. Yani sosyolojideki sağcılık solculukla alakası yok yani. Tabii ki o, onu bir şey mi? Kur'an'ın kendi terminolojisinde öyle grupladığı insanlar var. Evet. Böyle diyelim yani bir sağın yaranı, solun yaranı ifadeleriyle ashab-ı şimal var, ashab-ı yemin var. Bunlar bu ifade. Bunlar iman ve amelle göre şey yapıyor. İnkarcıları bir tarafta, kafirleri, müşrikleri solcular olarak niteler. Evet. Mümin, muhlis, salihat işlemiş kişileri sağcılar olarak niteler. Evet. Şimdi ama sağcıların içerisinde bir de öncüler var. Onun içinde bir grup daha var. Bir grup var ama o üst grup artık. Sabikun. Ha, sabikun işte müsabık. Öncüler dediğimiz yarışanlar. Zaman. Onlar ne? Herkes her işi yapar. O da mümin, o da yapıyor ama işlerinde bir candan şeyler yapanlar önce ben yapayım diyor. Evet. Koşuyorlar. Koşuyor. Önce ben yapayım. O hizmeti de ben yapayım. Evet. Allah'a daha iyi kul olayım evet. diye bunu yapan adamlar var. Bunlar da hani üst derecelerdeki evet. olacak olanlar. Şimdi Vaka suresinde bu, buradaki o. olay ha. bak şimdi burada bu nereye olarak geldi bak şimdi onu da şey yapacağım. Buyurun. Burada bir aşamaya geçtik. Şimdi önceki olaylarda kıyamet. Kıyametin başlangıç anıydı. Evet. Değil mi? Güneşin körelmesi, yıldızların sönmesi, evet. ışık vermez hale gelmesi tabii. ve arkadan herkesin mal mülk telaşına kapılması. Altınları bırakmaları. Hatta bunu Hı. daha ileride, mesela evet. Hac suresinin başlarında falan çok değişik şeyle, ifadelerle Cenab-ı Hak tefsir edecek bunları. Bunların bir öz bilgi olduğunu bilelim. Tamam. Orada Cenab-ı Hak mesela şöyle diyecek, herkes aslında sarhoş olmadıkları halde sen herkesi sarhoş gibi göreceksin. İnsanlar, ve hatta evet. öyle bir olay var ki orada süt emziren kadın bile çocuğunu atacak. Olmayacak bir şey bu iş zamanımızda. Ha, bu olur mu? Tabii. Şeyde telaşla olur işte. O, kıyamet dehşetinde evet. tamam mı? Onu bile atacak. O merhametli ana var ya. Tabii tabii. O hani rahim sahibi olan ana var evet. ya çocuğunu atacak. Kendi derdine düşecek. Vay 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 vay. Evet. Yani bugün şöyle düşünün, evet. bunu şöyle anlatayım. Ben bizatihi yaşadım ben bunu da oradan hı. şey yapıyorum. Bir anne mesela bir deprem olduğu zaman, hı hı. Evet. ben gözümle gördüm bunu. Enteresan. Bir anne gidip bebeğinin şey var ya, beşik dediğimiz şey var ya, onu beşiği topyekun böyle depremde götürüyor, kucaklayabiliyor, beşiğin üstüne kapanıyor. Zarar gelmesin diye. Bu deprem yaşıyor. Dehşeti, anlatabildim mi? Deprem dehşetinde böyle olan bir aynen. ana var ya, çocuğun bakmayacak bile. Vay 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 vay. Bu işte bu kıyamet dehşeti. Burada ileride bu dehşetlerin hepsi çok genişletilecek Kur'an'ın içerisinde. Tafsirattan bunlar önce. Önce çok öz olarak, veciz olarak, Kur'an mucizesi olarak çok öz olarak veriliyor. Sanatsal bir şimdi ifade burada. Burada bunlar belirtiliyor. Öyleyse şimdi ne dedik? Dağlar denizler kaynatıldı, deniz İnsanlar şeyler ayrıldı. Yürütüldü, dağlar yürütüldü ve dedik bunları şey yaptık. Peki, bu kıyametin dünyevi şeyi, yani bugünkü üzerinde bulunduğumuz dünyanın bulunduğu hal. Evet. Şimdi bu bir, birinci burayı geçtik. Beyzen nüfusu züvvicet, olayı mahşere geçmişiz bak. Orada ikinci buradan sakla. Batmışız, orada çıkmışız. Şimdi anladın. Mahşer meydanındayız. Evet. Şimdi olay artık mahşer meydanında. Orada eşleşmişiz. Hani Yasin'de de göreceğiz inşallah yine o da hani Mekki sure. Vem tazüllevme eyyuhel mücrimin. Ey mücrimler hani ayrılın. Ayrışın. Evet. Seçilin. Cenab-ı Hak seçilin. Nida gelmiş. Herkes kendi adamlarının yanına. Evet. Sağcılar, solcular sabi. Ve üst tabaka sabikum. Herkes gruplamalar olmuş. Kendine. Bunlar nerede oluyor? Mahşer. Öbür tarafta. Evet. Dünya birisi. Şimdi bak burada o da orada oldu. Şimdi bunun devamında ha bak ve izel mev'udeti su'ilet. Hı. Bir de mev'ude var. Mev'ude. Mev'ude. Şimdi mev'udeyi de gelenekçiler çok yüzeysel çevirdiler. Evet. Nasıl yüzeysel çevirdiler? Şimdi sözcüğün orijinali ve üç sözcüğü yer altından gelen inilti demektir. Yer altından gelen mev'ude. Evet.
sözcüğün koku yer altından gelen inilti, uğultu demek. He. Tamam mı? Sözcüğün bir de mevudetti diye sonundaki müenneslik şeyi olunca bunu diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğu zaman, öyle bir o anladım. Kız sorulandığı zaman. Meallerde öyle yazıyor. Evet. Öyle. Hayır, bir şey. Genelde. Ya olay kız değil. Hmm. Sözcük dişil. Sözcük dişi. Sözcük dişil yani olay kız şey değil yani. Değil yani ve orada ahirette olduğun o te dişiliği değil çoğulluğu ifade eder. Bunun evet, anlamı şudur. Böyle iniltiye boğulmuş, inim inim illetilenler. Evet. Tamam mı? Onlara hangi günahtan dolayı bu hale getirildikleri sorulduğu zaman. Rabbimiz onlara soruyor. Sorulmuş, sorgu evet. Başlamış, evet. Mahşer başlamış, gruplanma olmuş ve sorgulama başlamış. Ve ilk kime soruluyor? Mağdur olana. Mağdurlara soruluyor. Çok enteresan. Sizi yani. Mağdur edip, tamam mı? İşsiz, güçsüz, açsız bırakanlar, toplum yaşantısını sıkıntı içerisinde geçiriyorlar ya, evet. Onlar, hani bugün de şöyle diyelim, bu gruba, öyle diyelim ki, veyahut da şöyle bir şey daha diyelim, yetimlermiş, elinden tutulmamış, bunları ileride göreceğiz, anlatabildim mi? Kalifiye olmamış, bilmem kimin çocuğu, köpraltı çocuğu olmuş. Evet. Şimdiki tabir köpraltı çocuğu, tinerci derler, bilmem evet. Şu bu derler. Veyahut da yoksulluktan dilenir, yoksulluktan hırsızlık yapar, yoksulluktan üç öğün ekmek yiyemez, yemek evet. Bulamaz. Anlatabildim mi? Bunların hepsi inim inim inleyendir. Evet. Sesleri derinden gelenlerdir. Evet, derinden. Ha bak. Sesleri derinden gelenlerdir. Sanki toprak altına geliyormuş yok, gibi. Yok öyle. Mesela, sesleri derinden gelen. Sesi derinden gelen. Evet. Toplumda inleyenler. İnim inim inleyenlerdir. Hı. Veyahut da hasta bakılmıyor. Bakılmıyor. Perişan tamam vaziyette. Kim bakmıyor? Evladı bakmıyor. Evet. Anası babası bakmıyor. Toplum bakmıyor. Muhtarı bakmıyor. Devleti bakmıyor. Evet. Milleti bakmıyor. Anlatabildim mi? Bırakın. Veyahut da yetim çocuk evet. Okutulmuyor, geliştirilmiyor vesaire vesaire vesaire. Tamam mı? Evet. İşte buna sorulduğu zaman neyi sorulacak? Seni bu hale neden getirildi? Düşündü, bu hale düştün diye ona sorulduğu zaman. Evet. Bak burada çok enteresan. Başka bir nokta evet. Var. Bu noktayı burada istersen nokta peki. Koyalım. Nokta dediniz. İkinci arada devam edelim efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hayatım, süper bir paket aldım. İçinde her şey var. Üstelik 59.90. Aa, 61.90'mış. Peki, aktivasyon ücreti nereden çıktı ya? Aa, 69.90. Hayatım, 84.90 oldu. Hayırlı olsun. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Faturanızda kötü sürprizlerle karşılaşmayın. D-Smart aile paketi ve limitsiz internet bir arada her şey dahil ayda net 69 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Bitmedi. Abone olduğunuz ayın bedeli de D-Smart'tan. D-Smart her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde sayın konuğumuz Tekvir Suresinin ilk necmindeki mahşer sahnelerini, kıyamet sahnelerini anlatıyordu. En son olarak inim inim inletilenlere sorulduğu konusuna gelmiştik. Orada enteresan nokta niçin bu mağdur kimselere Rabbimiz soruyor sorusunu tam can alıcı noktada kalmıştık. Oradan devam edelim. Buyurun Yılmaz. Evet. Şimdi buradaki inceliğe bakacağız şimdi. Cenab-ı Hak diyor ki mağdur, mazlum var ya onu sorguya çekeceğiz. Neden bu hale, hangi suçtan bu hale geldin diye.
Halbuki normalde statüde nedir? Sorulur. Suçluya, zalime sorulur. Neden bu suçu neydi de zulmettin? Evet, neden bunu suçu neydi de inim inim inlettin tabii, diye, değil mi? Tabii. Bak burada tarih sanatı var. Bu normal anlatıma göre bu mecazi tarzlar daha etkin ifadelerdir. Ne sanat dediniz? Bunun tarih. Tarih ha. Yani Türkçe'de biz buna ne deriz? Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen dinle. Ya gelinim sen işit dediğimiz evet, tarzda. Evet. Onun o sorulmayacak. Onun şey olarak esas sorguya soracak. Neden zulmettin? Neden bu toplumdaki mağdurları, yoksulları, kalifiye olmamış mazlumları o zulmettiniz? Suçları neydi yani? Tamam evet, mı? Evet. Suçları neydi de onları o hale bıraktınız diye esas sorulacak olan onlardır. Burada bir şey daha var. Bak burada dikkat edin. Bu zalimlere toplumdaki gençleri, çocukları, başta da kız çocuklarını bakın. Tabii. Okutmayanlar, kalifiye yetiştirmeyenlere verin bir ifade, bir mesaj var. Bunlara orada söz hakkı da tanınmayacağını. Evet. Yani onlar yani söz hakkı tanınmayacak işte. Zaten herkesin yaptığı suçlar hep dışa vurumlu ya ahirette. Tabii, tabii. Ona söz hakkı bile verilmeyecek. Yani hiç, bunun evet, diye. Bak burada bile bir cezaya işaret vardır. Tabii. Tamam mı? Çok değersiz bir insanmış tamam, gibi bu, bir şey olacak. Çok değersizler yani. Muhatap alınmıyorlar. Yani. Evet, evet. Bir de böyle ta bu ifadeyle de bir de cezalandırma tarzları çok var. Çok enteresan. Bak, evet. Bu ifadelerde çok incelikler var. Evet. Onun için burada demek ki şu ana kadar Kur'an'a baktığımız zaman ki hani baştan buraya kadar geldiğimiz yöndeki ayetlere baktığımız zaman ahirette ilk sorgu sual noktası Mevudi ile ilgili. Yani ilk sual Mevudi ile ilgili. Bununla ilgili. Çok yani toplumda evet. Yetiştirilmemiş, okutulmamış, geliştirilmemiş, sanat, iş, güç sahibi yapılmamış, dilenmek, deşirmek zorunda kalmış, başkasının eline bakmak zorunda kalmış, başkalarının kölesi olmuş insanlar var ya, evet. İlk sorgu bunlardan olacak işte. Evet. Ve zaten biraz bu surelerden sonraki ayetlerde geleceğiz. Yetim, miskin olayı bak. Bütün mesele yetimlerle miskinlerle. Miskinler. Yetim anası babası olmayan olmuyor. İnsanların kahredilmemesi gelecek. Yani onlar öyle bir yetişecek ki yetim hukukunda buna inşallah şey yapacak. Toplumdaki en varlıklı ailenin çocuğu seviyesinde kalifiye yetiştirilecek. Öyle olması gerekiyor. Öyle olması lazım. Tabii. Salatla ve olur mu? Kur'an'a zaten. Göre tabii. Öyle bir şey olacak ki miskin dediğimiz, işsiz dediğimiz adam gidip de herhangi birisinden ekmek dilenmeyecek. Tabii ki. Başkasının ekmeğini yiyemeyecek. O ne yapacak? Ona iş verilecek, tamam mı? Evet. İşinden kazanacak, kendi ekmeğini kendisi yiyecek. Olay bu esasında. Şimdi. Evet. Ama bu duruma yani milleti köleleştirip inleten, inim inimleten, onursuzlaştıran kesimde ilk hesabı bu konudan vereceklerdir. İlk hesap sorulacak evet, konu bu konu. Konu bu oluyor. Bak evet. Burada. Bunlar çok cüzi işaretler. Evet. Bunların hep tafsilatı, ayrıntılı bilgileri ileriki şeylerde gelecek yakında. Evet. Şimdi ondan sonraki şey ve ize suhufu nüşret. Evet. Ve amel defterleri sayfalar açılıp açılacak, yayınlanacak. Yayınlanacak. Herkesin açıldı, yayınlanmak demek nüşret. Bak şimdi burada hem yayın da var. Yayınacak herkese. Bilecek herkes. Herkes görecek. O amel defteri görecek var ya. Ha sen şunu yapmışsın, şunu biz böyle gizli şöyle iki kişi hakim savcı suçlu gibi arasındaki değil. Gibi değil gizli yani. Gizli muhakeme kimin yok. Kimin ne kadar hangi suçu işlediği veyahut da hangi güzel şeyler yaptı hani şey yaptı ya sağcılar neyi yapmış? Tabii o da var. Solcular neyi yapmış? Evet. Sabikun neyi yapmış? Hepsini mahşer alanındaki toplananlar. Nedir bu? İlk insandan son insana. Hepsi. Vay be. Hepsi bunu orada görecek, bilecek. Bu yayınlanacak yani. Nüşret yayıldığı zaman, yayınlandığı zaman. Hani bu neşir sözcüğünü biliyorsunuz. Neşriyat deriz ya. Neşriyat. Yayınlanma. Evet. Neşriyat. Tabii. Tamam oradan işte. Geliyor. Bunun neşriyatı yapılacak. Öyle de diyebiliriz. Bütün herkesin sayfasının neşriyatı yapılacak. Dünyadayken belki iyiliğinde
günahını da gizlemişti ama orada gizleme yok, yayınlanacak. Orada neşriyat. Evet. Orada neşriyat. Tamam. Evet. İşte bu aşamada. Tamam. Şimdi. Evet. Gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında Allah'a evet. ve cennet yaklaştırıldığında. Şimdi buradaki şeye bak. Bir de cehennem kızıştırılmış. Evet. Bunu da ilerideki Mü'minin suresinde, Meryem suresinde göreceğiz. Cehennemin uğultusu. Uğultusu. Evet. Ve diğer bir ayette de hani şey helim tele diyor Cenab-ı Hak. Doldun yok yok mu daha? Daha yok. Diye yok. Böyle yani alev yutacak ejderha gibi ağzını açmış, kızışmış, bekliyor. Böyle bir sahne. Görmüşler ki bunu hani bir animasyonlarla falan filan bunlar canlandırılsın yani. Canlandırılabilir. Ki daha evet. ibre tamiz olsun. Tabii tabii. Şimdi biz böyle lafla işte çizebildiğimiz hayal kadar kompozisyon yapıyoruz. İşte tasvir etmeye çalışıyoruz ama yetmiyor yani. Yetmiyor. Tamam mı? Tabii. Yetmiyor. Bu yetmiyor. Şimdi ha bir de şu var. Müminler orada yani mahşer anında cehennem orada uğulduyor, bağırıyor falan filan ama Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bir şey var. Onlar onun uğultusunu duymazlardı. Müminler duymayacak. Duymayacak. O sağcılar, buradaki Zübicet'teki eşleştirilmedeki gruplamadaki sağcılar ve sabikun var ya. Evet. Onlar o cehennemden hiç haberleri bilmiyor. Ne uğultusunu duyacaklar ne suretini görecekler yani. Evet. Şimdi böyle bir olay. Şimdi asabı şimal duyacak onu. Evet. Arkadan da bir şey var. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Sanki cennet böyle geliyormuş gibi. Büyük nimet ya. Efendim? Seni cennete götürmüyor Allah ya. Değil mi? Bak onu bak, bile şimdi, bak, seni inceleye yürütmüyor. Bakın bak. Bak inceleye bak. Bak burada bak. Seni hadi cennete götüreceğim yürü. Diye bir şey. Cenneti sana getiriyor. Ne kadar güzel bir sanat ya. Altın tepside cennet sunuyor. Ne kadar güzel bir sanat. Ehil olanlara, layık olanlara. Şimdi böyle bir ortam. Şimdi böyle bir ortamda şimdi gözlerimizi kapayalım. Düşünelim şöyle. Buradaki yaşanan olayları, bizdeki anlatılan olayları kendimiz bir yaşayalım. Evet. Şimdi oraya gidelim. O anı biz yaşayalım. Böyle anlatım değil yani. Evet. Kıyamet koptu. Onların hepsini güneşin patladığını, dürüldüğünü, köreldiğini, yıldızların döküldüğünü, denizin kaynadığını, şu dağların yürütülü hepsini bunları biz yaşıyoruz, hayal yaşıyoruz. Edelim. Arkadan bir başka aleme geçiyoruz. Toplanmışız, sağcı olmuşuz, solcu olmuşuz. Tamam mı? Bir tarafta cehennem şey yapıyor. Cennet ayağımıza getirilmiş şimdi. Böyle bir şartlarda bunları biz keşfiyat. Ha. Şimdi esas düğüm burada bakın. Hı. Şimdi bu anlatılanların hepsi şu son söyleyeceğimiz üç tane sözcüğe bağlandı. Bu anlatımı Cenab-ı Hak niye yaptı bak? Niçin? Ha, bunu şöyle söyleyeyim, orijinali de vereyim. Bak şimdi, alimet nefsü ma ahtarat. Kişi var ya, kişi ne hazırladıysa hepsini bilir. Orada anlayacak. Tamam. Orada hepsini bilir. Evet. Artık orada iman aşaması, müminlik aşaması diye bir olay yok. Bitti her şey. Orası bitti arkadaş. Evet. Allah'a inanmak, cennete inanmak, peygambere inanmak şu onlar bitti, bitti, bitti. Bitti. İman yok artık. Artık. Ne var? Bilgi var. Bilgi var. Sen o zaman her şeyi bileceksin. Evet. İman bilgi. Faslı kapandı, bilgi faslı başladı. Çok enteresan. Tamam. Bilgi. Bilgi. Orada her şeyi bilgiye dönüştü. Şimdi neydi bunu? Cenab-ı Hak biz buna ne diyoruz? Şimdi Kur'an'ın ifadeyle bunu inşallah Tekasür suresinde göreceğiz. İlmel yakin diyoruz. İlmel yakin. Tamam. Bizzat evet. Bir de hakkal yakini kesin gelecek ama bilecek. Tamam. Bunu kesin olarak bilgi. Burada herkes tamam ben şöyle bir adamdım. Gerçekten ben o işleri yaptım. O iyilikse iyiliği yani iyiler tabii. de iyiliğini gerçekten bilecek. Kötüler de kötülüğünü bilecek. Evet. İlim faslı başladı. Bilecek. Peki bu niye anlatıldı? Hı. Buradan çıkan mesaj nedir? Evet. Tamam şimdi önemli olan burası yani. Bu bize niye anlatıldı? Tamam mı? Bu bilme niye şey yapacak? Ha. Burada inkarcılara, müşriklere verilen mesaj şu.
İş işten geçmeden, mesele bilgi boyutuna bizatihi yaşamadan iman edin, kendinizi kurtarın. Evet. Bunun böyle olacağını, ahirette sizi Allah'ın toplayıp hesap soracağını, yaptığınızın her şeyin neşriyatının yapılacağını, hesabının verileceğini bilin. Bilin ve ona inanın. Dünyadayken bilin. İnanın ve ona göre davranın. Aksi evet. halde bunlar gerçekleşecek. Ama iman olmadığından işe yaramayacak. Yaramayacak. Şimdi şöyle bir olay var. Biz bunu daha önce ahiretle ilgili meselelerde takdim etmiştik. Evet. İmanı yeis ve imanı beis dediğimiz zoraki bir iman var. Tabii. Zoraki. Zoru görünce. Zoru görünce veyahut da iş gerçekleşmiş, inanacağım bir şey kalmamış ki ya. Artık, hiç. Firavun'un şeysi tamam. gibi. Şimdi gibi. Şöyle bir olay düşünün. Sen trafik kanununda yazmışlar. Hız felakettir. Hız yapmayacaksınız. Mesela. Yazmıştır. Madde var. Kardeşim buna ne yapacaksın? İnanacaksın ve bunu uygulayacaksın. Tabii. O maddeye inanacaksın ve bunu yapacaksın. Hızı yapmışsın, kazayı yapmışsın, felce uğramışsın, ölmüşsün, öldürmüşsün. Ondan sonraki ne? Bilgi o. Bilgi zaten öyle. Yaşadın misin? Onu. Doğruymuş. Onu yaşadın. Evet. Onun kıymeti yok ya. O kazadan seni kurtarmaz. Tabii, kurtarmaz ki. Geri, zamanı geri saramazsın. Evet. Hakikaten doğru söylüyormuş. Zamanı geri saramazsın. Bunu evet. ileride göreceğiz. Ya bu peygamberlerin dediği hep doğruymuş. Evet. Bunlar hep gelecek. Burada imanı yeis ve imanı beis. Yani zoraki. Zor karşısında İman. Ama o bilgi artık. Bilgi aşamasında artık. Bu nedir ki hani böyle şeyi düşünün. Bu tip şeyleri çok şey Firavun. Ha, Firavun o Kur'an'daki örneği şimdi, o. Şimdi mesela Musa Harun geliyor. Diyor ki işte sen kendisini ilah, kendini Rab olarak görüyorsun ama sen değilsin ki. Alemlerin bir Rabb'ı var. Yani. O da diyor ki, ma Rabbül Alemin diyor, nedir bu Rabbül Alemin? Rab? Alemin Rabbi olan nedir? Bu gibicesine ne? İşi hafife alıyor. Tabi Musa Harun anlatıyorlar ama o gün inanmıyor. Tabii. Değil mi? İnanmıyor. Ama hani can hulkuma gelince, Kur'an ifadedir. Can buraya gelmiş, çıkacak. Son nefesinde bakıyor, her şey bitiyor. Ne diyor? Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım. Ne kıymeti var? Arkadaş şimdi mi? Ya. Değil mi? Şimdi mi diyor orada? Şimdi mi? Ya. Geçti. Ha geçti. Şimdi bakın bu Alimet Nefsün Ma'ahtarat'ın Kur'an'da bize müminlere yine uyarı ayetinde aklınızı başına alın da bu duruma düşmeyin. İkaz uyarı, bakımından verilen bir şeyi var. Mesajı var. Bir başka ayette. Başka. Nerede diyecek olursam Bakara suresinde Bakara suresinin 259. ayeti. Ha, evet. 259. Şimdi bakın Bakara suresinin 259. ayeti şu anda zaten kendi mecrasından Musaf'ı tertip eden adamlar tarafından yerinden koparılmış ayrı bir yere götürülmüş. Maalesef. Ev kellezi diye başlıyor. İki tane edatla onları önüne arkasına bağlamak mümkün olmuyor. Onu bağlayabilmek için de önceden iki satır, üç satır bir ilave yapılıyor maalesef. Ondan sonra ayet anlamlandırılmaya çalışılıyor. O da yanlış oluyor. Halbuki, evet. Bakın, halbuki ayetin yeri 171. ayetten sonra 172. ayet. Olması oradan lazım. Müşriklerin, inanmayanların, münkirlerin durumu anlatırken birincisi şöyledir. Onların dünyadaki durumu, müşriklerin, bu ahirete inanmayanların, Allah'a, Allah'ın Rabbine inanmayanların, taşa toprağa tapınan, taştan topraktan yardım eden adama benzer ki eli boş kalır. Veyahut da kayaya seslenen, karga sesleniş gibi seslenen adama benzerdir. Ondan sonra ikinci şıkka değinilir. Ya da der Cenab-ı Hak, bir adam düşünün ki, gidiyor, yıkılmış bir kente varıyor, mezarlıklarına uğruyor, kent yerle bir edilmiş falan filan. Asması şeyi kalmış, taş üstüne taş kalmamış, ben özetle söyleyeyim. Ya Allah bunları nasıl diriltecektir? Evet. Allah da onu orada öldürür, sonradan da hani onu diriltir. Temsili bir şey bu. Ha, temsili bir şey tabii. Burada anlatılır. İşte buradaki şeyi anlatılır zaten. Bilgiyle imanı. Bunun tefsiridir o. Hmm. Burada şey yapar. Ondan sonra dirildikten sonra merkebinin falan da dirilmesini izler şeytan. Ha şimdi anladım ki, şimdi iyi biliyorum ki bak. Bak ya. Şimdi iyi biliyorum ki Allah diriltirmiştir.
Halbuki önceden bilmesi ya, gerekirdi. Şimdi önceden inanması lazım. Pardon, inanması şimdi gerekirdi. Şimdi yaşamış kardeşim. Artık kıymeti yok. Yaşamış. Ki. Bakın burada bütün kardeşlerime şunu söylüyorum. O ayeti biliyorsunuz Üzeyir peygambermiş, dirilmiş de şu bu falan filan gibi. Tabii. Arladılar, pulladılar, öyle anlamlandıracağız diye hale maalesef, getirdiler. Maalesef. Oradaki konu bilgidir, iman değildir bakın. Bilgi. Ha. Şimdi daha iyi biliyorum diyor. Biliyorum, biliyorum. Tabii ki bileceksin, yaşadın İstersen ya. İstersen bilme artık. Yaşadın ya, öldüğünü biliyorsun. Ya. Değil mi? Diriliyorsun. Böyle şey yapıyorsun. Daha mı bilmeyeceksin arkadaş? Yani. Daha mı? Şimdi evet. O da der yani inkarcı ahirette dirildiğinde bilir. Ama iş işten geçmiş. Hiç kıymeti yok. Geri dönüşü olup da iman etme fırsatı yok. Geriye dönüp de salih amel işleme fırsatı yok. Geriye dönüp de musabık olma fırsatı yok. Bitti. Öyle bir olay yok artık. Berzah var. Onların geri dönüşü yok yani. İşte Cenab-ı Hak burada biz müminlere verdiği mesaj şu. Biz müminler olarak değil hatta bu ayet tüm insanlığa. Bakın kıyamet kopacak. Kesin bugünkü bu. Düzen, evrenin düzeni bozulacak. Şöylesi böylesi. Hep bozulup gidecek. Ve sonradan da mahşer kurulacak. Mahşerde hesap verecek. Yapılan şeylerin hepsinin neşriyatı yapılacak. Ve herkes ne yaptığını bir bir hazır bulacak. Ve herkes anlayacak. Bilecek. Evet. Evet, ne hazırladığını bilecek. Evet. Ama o zaman bilmenin inkarcılara faydası olmayacak. Evet. Öyleyse o gün gelmezden evvel aklınızı başına şey yapın. Allah'ın ayetlerini inceleyin. Bak yine de yani körü körüne kabul etmeyin. Hayır, yani körü Allah'ın değil, bizzat araştır. Evet. Körü körüne de kabul etmeyin. Tabii ki. Bunu araştırın, alametleri göreceksiniz. O alametlerden iman edeceksiniz. Nasıl iman edeceksin? Bunu incelediğin zaman, şimdi bunlar mesela şöyle anlatayım. Güneş körelebilir mi? Ha bu mümkün mü? Yani Allah bunu şey diyor. Tabii. Ha bunu araştır be kardeşim ya, oluyor mu olmuyor mu? Evet. Tamam, yıldızlar sönüyor mu sönmüyor mu, tamam mı? Onlar bulanıklaşıyor mu bulanmıyor mu? Denizler kaynayabilir mi kaynayamaz mı? Bunları bir araştır ya. Mümkün olduğunu görecekler bunlar, esasında. Şey, biz de iman böyle, körü körüne iman yok. İman neyle olacak? Alametten. Ha, alametten. Alametten yine. Yani bir yerde duman görüyorsun, tamam mı? Dumanı gördün. Neye inanacaksın? Ateş var orada. Orada bir ateş var ki ondan duman çıkacaksın çıkıyor, diyeceksin. Değil mi? Heh, tamam. İşte Cenab-ı Hak bize bildirdiği, öğretmek istediği şeyler bunlar. Bizi Cenab-ı Hak rahmeti gereği bu bilgilerle uyarıyor. Evet, uyarı şeysi evet. Bunlar ayetleri. Bunlar hep uyarı alacağız. Evet. Ve şimdi bunu daha önce de dedik. İslam dininin ve dinlerin daha önce yani İslam dini diğer peygamberlerin getirdiği İslam dinlerinde topluma deklare ettiği en önemli şey ahiret inancı. Evet. Evet. Ahiret inancı. Evet. İşte en önemli şey o. En önemli şey ahiret inancı. Evet. İşte ahiret inancını koyabilme. Çünkü İşin. Ahirete inanmanın hem gereği var. Ahiretin var olmasının da hem gereği var, gerekçeleri var. Bir de ahirete inanmanın yararları var. Tabii. Toplum düzeni içerisinden onun da yararları var. Toplum düzeni o zaman ahirete inanan insanların hareketleri ona göre olacak. Evet. Güzel olacak. Evet, tamam. İyilik güzellik üretecekler değil mi efendim? Şimdi tabii. Ahirete inanmayan adamlar orman kanunu yaşar. Tabii. Öyle. Tabii. Ahirete inananlar da hesabını vereceğinden dolayı amellerin neşredileceğini bildiğinden dolayı evet. O da kendilerine göre kendi tedbirlerini aldılar. Evet. Evet. Devam evet. Edelim. Evet. 15. ayete geldi. Kur'an dinlememek için saklananların, kaçanların durumu. Şimdi dinlememek için. Evet. Evet. Şimdi 15-21'de de şimdi Cenab-ı Hak başka bir gruptan bahsediyor. Şimdi bu bahsedeceğimiz grubu, yeni grubu öncekiyle ayrı bir şey yapalım. Önceki bağımsız bir grup. Onu tabii. Önceki Necmi var ya. Hı. Cebimize bu koyalım. Bu dursun. Evet. O dursun. O bölümü var ya her zaman alıp alıp okuyalım. Tamam. O çok önemli efendim. Tamam. Her gün okuması tamam. Lazım. O 14 ayeti elimize bir şey mealini yazalım. Evet. Cebimizde dursun. Evet.
her köşede, her zaman fırsat buldukça onu bir okuyalım. Evet. Günde 3 defa okuyalım, 5 defa okuyalım, 50 defa okuyalım. Fırsat buldukça onu bir okuyalım. Evet. Şimdi yeni bölüm farklı bir şey. Evet. Yeni bölüm biraz farklı. 5 dakikamız var. Eğer o döneme sığar mı? Şimdi acaba? En azından mealini bir takdim edelim. Tamam, yani onu nasıl olsa bunu surelere devam edeceğiz. Orada şey yapalım. Şimdi burada önce şeyi takdim edeyim. Mealini. Meal de bu şey mealini söyle. Çeviri tarzındakini şey yapalım. Buradan istersen okusam olur mu? Olur olur. 15 yıldır şeyden oku. Tevhid-i Kur'an'dan. Kur'an'ı dinlememek için şimdi, saklananların... Onun dipnotundan oku sen onu. Öyle mi? Dipnotundan oku. O meal şimdi. Şimdi. Dipnotu bu... Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Kur'an'ı dinlememek için saklananların orijinal anlamında yani hakikatten çevirdiğimiz zaman şimdi o sinenlere, o akıp yuvasına gidenlere, yöneldiği an geceye, nefeslendiği an sabaha, kasem ederim ki şeklinde. Bu şekilde, evet. Doğru. Şimdi, şimdi burada değerli izleyicilerimize ben bir ön bilgi vereceğim. Bunu hatırlatacağım. Şimdi Kur'an'da kasem cümleleri vardır. Evet. Yemin cümlesi diye Türkçe'ye öyle getiriyoruz. Getirin. Yemin demek. Şimdi bizim Türkçe'de vallahi billahi deyip hani lafla söyle bir şey söylediğimiz zaman ona yemin diyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın da Kur'an'da binlerce yemini var. Ama Kur'an'daki yeminle Allah'ın yemini kul yemini gibi değil. Şüphesiz. Ha bak şimdi. Evet. Yemin sözcüğünün anlamı güçlü ifade demek. Belgeli, kanıtlı ifade demektir. Kesin. Sen bir davayı, bir tezi ortaya koyacaksan ona kesin, inkar edilemez, tartışılmaz referans getirmene yemin denir. Referans olarak. Ha bak, referans olarak getirmene yemin denir. Böyle kurduğun cümleye de yemin cümlesi denir. Evet. Bak, bunu ben önce bir tekrar hatırlatayım. Tamam. Bunu daha önce yaptıydık. Kasem cümlesi Nun vel kalemi yani orada ilk kasemde yaptıydık. Demek ki kalem yeniden hatırlatmak lazım. Tabii. Burası kasem cümlesidir. Kasemi tekrar ediyorum. Evet. Kasem. Ortaya atacağın teze kanıt olarak, referans olarak getireceğim bilgi ve belgeler demektir bu. Bu bilgi ve belgeler referans oluyor. Evet, güçlü ifade. Onlarla yapılabilecek iddiadır. Mesela şimdi şöyle bir örnek vereyim. Evet. Bu şöyle olur. Mesela denir ki ben İzmir'deyken kendi üzerimden şey yapayım. Atladım mıydı 20 metre uzun atlama yapıyorum. Diye söylediniz burada. He. Buna kimse inanmaz. Tabii, mantıksız. Buna ne denir? Halep orduysa arşın burada buraya uyar. Tamam mı? Atla bakalım görelim burada. Atla da görelim yani. İzmir orduysa İstanbul burada kardeşim. Tabii, ya. Aynı şey. Denir. Ama ben daha önce spor çalışmışım. Uzun atlama yapıyorum. 6 metre atlıyorum. Bunu da kamuoyu biliyor. Evet. Herkes biliyor. Ben de diyorum ki şeye bu ortada yani bunu atlanır mı atlanmaz mı falan diyorum ki ben derim ki size benim daha önceki atladıklarımı biliyorsunuz ya tescilli ya 6 metre olarak 6 metre atladım ya onları biliyor musunuz? Tamam, biliyorum. Referans gösteriyorsunuz. Onları eski atladıklarımı referans gösteriyorum. Bakın bunu da atlarım. Şimdi anladım. Şimdi de atlarım. Evet. Tamam mı? Siz de inanırsınız. Çıtayı herkes attırdım, inanır. Yükselttim tamam çıtayı. Mı? Evet. Ha, şurada bir otomobil var. Bak iyi dinle. Evet. Satlık. Kaç para şu para? Evet. Ben bunu arabilirim dediğim zaman paranız inanırsın olur. İnanmazsın. Tamam mı? Ama banka cüzdanımı gösterir veyahut da bankada hesabı o arabayı alacak paramın varlığını göstererek bakın benim böyle bir param var parayı da göstererek bu arabayı alabilirim dersem işte bu yemin cümlesidir. Budur. Evet, o para referans oluyor. O referans oluyor. Hmm. Onun delili oluyor. Bakın param var, bunu yapabilirim, bu arabayı alabilirim. Hmm, çok güzel. Allah'ın yeminleri dediğimiz şeyler bu tip şeyler. Kesin. Yani bakın ben şunu yaptım, şu şöyle oldu. Bundan dolayı da bu böyle olacak. Evet. Bak, onu yaptığımı biliyorsunuz ya, bunu da yapabilirim. O zaten biliyor. Tamam. Tabii, tabii. Şimdi daha önce, bak ileride de yine gelecek ama daha önce koskoca kainatı yaradan Allah bir ölüyü diriltmeye kadir değil mi? Değil mi? Bak ne kadar. Bak şimdi ölü bir tane ama daha Allah ondan önce milyarlarca insanı yaratmış. Tabii ki. O milyarlarca insanın yaratılışı referanstır.
Bunun bu şekilde ifade edilmesi yemin cümlesi yemin olur. Cümlesi. Güçlü ifade. İlk önce referans gösteriyor. Şimdi bundan sonraki pasajımızda Kur'an konusu olacak. Kur'an konusu içerisinde de referanslarla başlayacak Cenab-ı Hak. Bu bölümde ikinci programda yapalım istersiniz. Onu da tamam. Kasem cümlesini anlattık. Bu bilgi üzerine bundan sonraki pasajı anlayacağız inşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Selam ve saygılarımı sunuyorum değerli izleyicilerimize. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.